Arkadaşlar herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Valorant'ta nasıl bedava bir şekilde sinas skinleri elde edebiliriz, yeni karakterler açabiliriz ve oyundaki kullanabileceğimiz spreyleri vesaire nasıl bedava bir şekilde elde edebiliriz bunları göstereceğim. Bunlardan bahsedeceğim ve oyunun Royal Pass kısmına yani para yatırma kısmına da aslında biraz da bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Değerli vaktinizi pek fazla çalmak istemiyorum. Ee, söylemek istediğim bir şey daha var küçük bir dipnot geçeyim 2 haftadır video çekemiyorum kusura bakmayın discordan yazan arkadaşlarımız oluyor ee, Kendimce bazı sebeplerim var ama bundan sonra daha düzenli videolar gelmeye devam edecek Daha fazla vaktinizi çalmadan videoya geçiyoruz arkadaşlar İyi seyirler Arkadaşlar tekrardan merhaba şu anda Valorant'ın giriş ekranındayız hızlı bir şekilde anlatmaya başlayacağım dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum sizin de Bedava nasıl silah skin alabiliriz? Bedava nasıl yeni karakterler açabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk önce oyuna yeni giriş yaptığınızda zaten bir süre oynadıktan sonra şurada günlük görevlerimiz oluyor. Bu görevleri yaptıkça daha doğrusu size yeni silahlar, yeni karakterler oyun otomatik olarak vermeye başlayacak zaten. Ücretsiz bir şekilde yanılmıyorsam 4-5 tane karakter zaten alacaksınız. Şu anda 3 tane aldım ama ben betadan örnek veriyorum. Betada öyleydi. Büyük ihtimalle en az 3 tane karakteri zaten o şekilde alacaksınız. Peki bu üç karakteri aldıktan sonra diğer karakterleri nasıl açacağız? Diğer karakterleri de almak istiyorum diyorsanız oyun parasıyla öncelikle karakter alamıyorsunuz. Oyundaki para şu şu gördüğünüz Radyanit parası ne işe yarıyor? Henüz ben de bilmiyorum. Mağazada Radyanite veya başka bir yerde Radyanitle alınabilecek hiçbir şey yok. Oyundaki karakterleri de silah skinleri de ücretsiz olarak yani sadece görevlerden ve kontratlardan açabiliyoruz. Bunlardan bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Şu sol üstte gördüğünüz gibi kontratlar var. Benim Cyper kontratı etkin şu anda. Ekran yüklenmiyor. Biraz geç yükleniyor ama. Evet şu anda yüklendi. Kontratı etkinleştirdikten sonra nasıl etkinleştirebileceğinizi de göstereceğim bu arada. Eğer karakteri kullanmasanız bile arkada kontratınız eğer etkinse etkinleştirdikten sonra bir tane etkinleştirebiliyorsunuz bu arada aynı anda. Hızlı bir şekilde level atlamaya başlıyorsunuz, seviye kasmaya başlıyorsunuz ve 5. aşamaya geldiğinizde size direkt kahramanı veriyor. Şu anda bende aslında Cypher var ama hala Cypher etkin çünkü e, şu gördüğünüz silah desenini almak istiyorum. 10. aşamada bu silah desenini verecek ve ben bu silahı çok fazla kullanıyorum. Bu da 2. bölümde. 10 bölümde zaten bu karakterimizin kontratı bitiyor ve daha fazla bu karakterden alacağımız şeyler kalmıyor. Bu, bu karakterden daha fazla bir şey alamıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kartını alabiliyoruz, spreyini alabiliyoruz. Yüklenirse tabi daha net göstereceğim ama <laughs> lan yüklensene. Neyse zaten anlatmak istediğimi anlattım diye düşünüyorum. Dediğim gibi kontratı etkinleştiriyoruz. Bir süre bekledikten sonra daha doğrusu görevleri yaptıktan sonra şurada gördüğümüz, oyunları oynadıktan sonra otomatik olarak bize karakter gelmeye başlıyor. Daha doğrusu silah skinleri falan da gelmeye başlıyor. Peki Peki karakterimizi nereden etkinleştiriyoruz? Yani kontratımızı daha doğrusu nereden etkinleştiriyoruz? Şimdi bunu göstereceğim. Tekrar ana sayfadayız. Koleksiyon kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Koleksiyon kısmına ilk tıkladığımızda cephanelik çıkıyor karşımıza. Bu arada silah skinlerini aldığınızda buradan o silah skinlerini alabiliyorsunuz. Mesela o Cypher'ın verdiği ben silah skinini alırsam buradan etkinleştireceğim. Kaplamayı kullanacağım. Buradan ajanlar kısmına tıklıyoruz. Ajanlar kısmında karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bizde olan kahramanlarda etkinleştir kısmı da görünüyor ama üstünde çarpı işareti yok ya bu kahramanın bizde olduğunu gösteriyor. Şu, bende olan kahramanları bu şekilde görebilirsiniz. Şu anda 3, 6, 7 tane kahraman bende mevcut. Peki diğer kahramanları nasıl açacağım? Onları da göstereceğim şimdi. Şu anda bende Cypher'ın kontratı etkin arkadaşlar. Mesela kimi açmak istiyorum? Omen'ı açmak istiyorum. Kontratını etkinleştir diyorum ve kontratı görüntüle dediğimizde sağ tarafta zaten bu kontratın bize neler vereceğini görebiliyoruz. Her kontrat bize silah skinleri veriyor. Bakın e, Oma'nın verdiği silah skin de burada çok güzel görünüyor gerçekten. Birinci aşamada bize spreyini veriyor. ikinci aşamada kartını veriyor. Üçüncü aşamada yine bir ödül veriyor. Dördüncü aşamada yine sprey veriyor. Ve beşinci aşamada kahramanımızı ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Otomatik bir şekilde alıyoruz. Buradan bakarak... E, kendi sevdiğiniz silah skinini de bulabilirsiniz. Direkt etkinleştirmeden kontratı görüntüleyerek Bakalım mesela bu arkadaşımızın silah skin'de buymuş. Bu da çok güzel görünüyor gerçekten. Bu silah sevenler için Reis kontratı etkinleştirilebilir. Ve mesela silahımızın yanında takmak için böyle bir süs de veriyor bize. Raising kontratı. Tabi bunun için 10 seviye olmanız gerekiyor. Yani ödüllerin hepsini alabilmek için özellikle şu tabancayı alabilmek için bunu yapmanızda baya bir zaman alıyor. Ama 5. seviye olmak gerçekten çok kolay. Yani çok kısa bir sürede gelip yeni kahramanınızı açabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim hatta 10 günde 20 günde 20 gün sürmez bile hatta hızlı ya sürekli oyundaysanız 10 günde rahatlıkla bütün kahramanları buradan gelip ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Mesela Viper'da bize şey pardon Viper'da bize pompalının desenini veriyormuş. Hepsi çok hoş gerçekten. Peki bu şekilde ücretsiz bir şekilde nasıl karakter alabiliriz? Nasıl silah desenleri, spreyleri alabiliriz? Gösterdim diye düşünüyorum. Bir de oyunun mağaza kısmı var. Bizde dediğim gibi radyanit paraları var arkadaşlar. Ama şu anda bu radyanit paralarıyla hiçbir şey alamıyoruz. Ben bayağı bir baktım. Oyunda girebilecek her yere girdim ama bulamadım arkadaşlar. Eğer sizin bu konu hakkında bir fikriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oyunun ilerleyen kısımlarında büyük ihtimalle radyanit paralarında kullanabileceğiz. Çünkü radyanit parası buradan baktığınızda gerçekten bayağı bir değerli. Satın almak istediğinizde ciddi, ciddi rakamlara satılıyor. Bu da demek oluyor ki oyunda bayağı bir işimize yarayacak bir şey için kullanabileceğiz. Şöyle bir şey düşünüyorum mesela ben. Belki LoL'deki rune sistemi gibi bir şey de getirilebilir bu oyuna. Veya Radyanit paralarıyla alabileceğimiz silah skinleri de getirilebilir. Birçok şey olabilir. Şu anda tam olarak bir fikrim yok. Zaten oyunun da bu kısımda bir açıklaması yok veya varsa da ben görmedim bu açıklamayı araştırmama rağmen. Evet, bunlara da değindik arkadaşlar. Bir de oyunda Royal Pass yani gerçek parayla satın alabileceğimiz şeyler de var. Aslında tam olarak Royal Pasta değil de Kıvılcım birinci bölüm şeklinde gösteriliyor ama diğer oyundaki gördüğümüz Royal Pass'a çok fazla benziyor. Royal Pass mantığının aynı hatta. Mağaza kısmından gelip bu şekilde silah desenleri alabiliyorsunuz ama bu şekilde aldığınızda Royal Pass'tan daha pahalıya geliyor. Mesela Royal Pass'ta bize ne veriyormuş? Eğer 1000 oyun parası verip etkinleştirirsek gördüğünüz gibi bize bu şekilde bir sürü ödül veriyor. Mesela ilk aşamada çok güzel bir pompalı deseni veriyor. Vandalın süsünü veriyor. Radyanit puanları veriyor. Yine yükseliş kartı veriyor. Yükseliş kartı nedir tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu sadece kart. Yani bir özelliği yok. Yine çok güzel görünen bir spectra deseni veriyor. Bunun gibi birçok ödülde yine diğer aşamalarda var. Şu şekilde görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Girip hepsine bakabilirsiniz. Bu şekilde alırsanız çok daha uyguna gelecektir ve birçok silah skin alabiliyorsunuz ama Burada da yapmanız gereken görevler var daha doğrusu kasmanız gereken bir xp var sırayla bütün görevleri açabilmeniz için eğer Royal pass alacaksanız oyunda aktif olmanız gerekiyor eğer aktif bir oyuncu değilseniz Royal pass için biraz mantıksız olabilir şu anda ekranda yüklenmiyor ama bayağı bir silah skini var. Neredeyse bütün silahların desenleri, skinleri var. Bütün spreyler var. Gerçekten çok güzel şeyler var bu arada. Royal Pass kısmında eğer oyuna para yatıracaksanız dediğim gibi bu şekilde para yatırmanızı öneririm. Ben şu anda yatırmadım ama yatırmayı da düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum oyunun ilerleyen zamanlarda fikrim değişmezse eğer ben de kısa süre içerisinde oyuna para yatıracağım. Yatırmanızdan zarar gelmez. Oyuna destek olmuş olursunuz bu arada ama siz de benim gibi aslında biraz daha gereksiz olduğunu düşünüyorsanız yatırmayabilirsiniz. Bu yine tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Aslında videomuzla çok alakasız ama bir konuya daha değinmek istiyorum. Valorant'ta arkadaş eklemeyi bilmeyen birçok arkadaşımız var ve ben de ilk girdiğimde bayağı bir kafa karışıklığı yaşamıştım gerçekten. Hatta şöyle bir anımı anlatayım size. Oyundaki arkadaşımla oynamak için ve LoL'den arkadaş eklemiştim. Riot ortak olduğu için Valorant'ta da arkadaş olarak görünmüştü ve o şekilde oyuna girmiştik. Yani bayağı bir çaba sarf etmiştim her arkadaşımızın kendi etiketi var. Aynı ismi birkaç kere kullanabiliyorsunuz ama aynı isim ve aynı etiketi kullanamıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi mesela benim ismim Profesör Tras TR1. Arkadaşınızın gelip buraya Riot adını yazıyorsunuz. Yani Profesör Tras'ı Tras'ı yazıyorsunuz. Yanına da slash'ı koyarak TR1 yazarak ekleyebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de böyle vereyim. Çünkü gerçekten çok fazla bilmeyen arkadaşımız var ve ben de İlk girdiğimde bayağı bir yadırgamıştım bu sistemi. Bayağı bir çözmek çözmem zaman almıştı. Eğer siz de benim gibi e, biraz daha geç düşüyorsa jeton köşeliyse demeyelim de artık ne bileyim sistem ayak uyduramıyorsanız <laughs> bayağı işinize yarayan güzel bir bilgi olacaktır bu da. Yine zaten gelip buradan bunlar basit üstüne sağ tıklayarak arkadaşımızı çıkarabiliyoruz veya arkadaşımızı davet edebiliyoruz. Özelden mesaj gönderebiliyoruz. İsim değiştirmeyi de e, Riot'un hesabını Riot'un sitesinden yapabiliyorsunuz. Riot'un sitesine gelerek kendi isminizi istediğiniz şekilde bazı isimleri alamıyorsunuz ama istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı isimden dediğim gibi 5 tane yapıp bir takıma girebilirsiniz. Böyle bir şansınız da var bu arada. <laughs> Etiketlerin farklı olmak kaydıyla tabii ki de oyundaki her şeye değinmek istiyorum hazır lobiye girmişken arkadaşlar tek videoda bütün bilgileri vermek istiyorum size elimden geldiğince buradan girip kendi spreylerimizi değiştirebiliyoruz buraya nereden giriyoruz koleksiyon kısmından cephanelikte hemen buradan girip kendi spreyimizi değiştirebiliyoruz mesela oyun başındaki spreyimi bu yapıyorum ve bu oluyor arkadaşlar oyun başında ya oyun başlamadan önce sprey attığımda bunu atacağım ikinci spreyimi değiştirmek istiyorum mesela ona hemen geliyorum. Kuşan dediğimde ikinci spreyimi bunu yaptım veya daha güzel bir sprey bulup kendime şu anda spreylerin bir çoğu açık değil ama onu da yapabilirim mesela burada da bunu yaptım e, alttakinin de oyun sonu spreyinin de kalmasını istiyorum bu şekilde gelip spreylerinizi de ayarlayabilirsiniz burada oyuncu kartlarımız var oyun kartlarımız bu arada bize hiçbir şey kazandırmıyor ama oyuna girerken takım arkadaşlarımız bizi bu şekilde görüyor. Çok kullandığınız en çok kullandığınız kahramanı yapabilirsiniz bu arada Sova abimizin fotoğrafı da baya yakışıklıymış baya faça yapmışlar adama <laughs> gelip kendi kartınızı seçebilirsiniz oyun içerisinde hem, eğer lobideyseniz lobideki arkadaşlarınızın genelde sizin hangi hero'yu oynadığınızı o şekilde görebilir ve oyun başlarken de piklerken ona göre tahminlerde bulunabilir. Burada gösterdiğim görevler zaten çok basit. Gördüğünüz gibi görevler günlük olarak değişiyor. Günlük olarak yapmanız gerekiyor 24 saat içerisinde. Bir turda ilk kanı dök. Tesisatın deposundan kalkan satın al. Bunlar çok basit görevler zaten. İki oyun oynarsanız rahatlıkla hiç fark etmeden görevleri zaten yapabiliyorsunuz. Birçok şeyden bahsettim. Arada belki de boş şeylerden de bahsettim bilmiyorum ama işinize yarayacağı, yarayacağını düşündüğüm birçok bilgiden bahsettim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana çok fazla destek olabilir ve beni motive edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.